Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere Fransa'nın Nantes şehrinden sesleniyoruz. Happy Restaurant'ın konuğuyuz. Yanımızda Tülay Hanım ve Mutlu Bey var. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle sizinle başlamak istiyorum Mutlu Bey. Kaç yıldır buradasınız? Nasıl başladı bu macera? Ben 2014'te burayı devraldım. 2014'te aldığımızda 76 metrekarelik bir yerimiz vardı. Şu anda 180 metrekarelik bir yerimiz var. 70 kişilik oturulacak salonumuz var. Dış alan da var tabii. Dış alanımız da var, terasımız da var. Terasımızda da 20 kişilik bir yerimiz var. Evet, ailece burada hizmet sunuyorsunuz Tülay Hanım. Tabii aile restoranı olunca çok daha güzel oluyor. Galiba oğlunuz da yanınızda. Bu güzel restorana gelen müşteriler hangi lezzetleri tadabilir? Menünüzde neler var? Sandviçlerimiz var daha çok. Kebap üzerine çalışıyoruz. Tavuk yapıyoruz. Köfte kendimiz yapıyoruz köftemizi. Köfte Avrupa'da çok nadir gördüm. Bravo size o zaman, evet. Yok, bizim burada çok gidiyor. Çünkü yabancılar tercih ediyorlar köfteyi. Yani köfte burada iyi gidiyor yani. Bir de tabii anne eli değmiş köfte. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Hazır değil. Biz kendimiz yapıyoruz. Onun için daha çok beğeniliyor. Ev yapımı olduğu için. Sigara çeşitleri falan da oluyor mu tercihe bağlı olarak, yoksa işte sandviç çeşitleri ve döner çeşitleri? Bizim konseptimiz zaten fast food. Bulunduğumuz bölge öğrenci bölgesi, üniversite bölgesi. Daha çok müşteri potansiyelimiz öğrenci. Ama tabii ki yerleşikler de var. Ondan dolayı da yoğun bir müşteri potansiyelimiz olduğu için çok fazla çeşit yapmayı düşünmedik. Ama tabii müdavimleri vardır o lezzetlerin. En çok hangisi tercih ediliyor? Daha çok bizim kebabımız tercih ediliyor. Çünkü tedarik yaptığımız yerde kendimize özgü bir sos kullanıyoruz. Kendimizin seçtiği bir et kullanıyoruz. Ondan dolayı da bizim müşterimiz 8 senedir aşağı yukarı aynı müşteri koruyoruz. Evet, farklı soslarınız da var tabii. Farklı soslarımız var. 10'a yakın sosumuz var. 12 çeşit ürünümüz var. Harikasınız. Tülay Hanım, gıda sektörü çok hassasiyet gerektiriyor. Eşinizin de bahsettiği gibi eti kendi özel reçeteniz var. Tabii o lezzetini daha çok arttırıyor. Etinizi seçerken ve tazelik konusunda, işte sebzeler, meyveler konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? Kendiniz birebir mi seçiyorsunuz tüm malzemelerinizi, yağınızı, ürünlerinizi? Evet, tabii ki çok önem veriyoruz. Etimizi özel kasaptan alıyoruz. Diğer her şeye çok özen gösteriyoruz. Çünkü bu sektör çok önemli, hijyeni çok önemli. Her şeye çok dikkat ediyoruz. Evet, ben de tabii ki yayından önce restoranı gezerek baktım özellikle. Hijyen konusuna çok özen gösterdiğiniz belli. Ben de bu konulara dikkat ettiğiniz için tüketici adına da size teşekkür ediyorum. Ve hedeflerinizi merak ediyoruz. Şimdiki hedeflerimiz tabii konjektür duruma bağlı. Şu anda bildiğiniz gibi pandemi dönemiydi. Onun dışında bu savaş, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı tedarik sorunları var. Ve bu bütün sektörlerde olduğu gibi bizi de etkileyen bir durum. Ondan dolayı da çok fazla ileriye dönük şu anda bir planlama yapamıyoruz. Çünkü hakikaten şu anda bile çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz tedarik konusunda. Birçok ürünü tedarik etmede zorlanıyoruz. Bugün bile livrezon yapılmasına rağmen çok eksiğimiz var. Bekleyeceğiz. Yani zaman bize gösterecek diyorsunuz hedefleri. Gösterecek. Bir de tabii biz ailece hedefimize de ulaştık. Tebrik ediyorum. Evet, yani biz aldığımız 2014'ten bu yana aldığımız süreçten bu yana
hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Kesinlikle öyle. Peki buradan son olarak sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bize güvenip buraya Happy Kebab'a gelen müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Bizi seçtikleri için. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Biz demin eşimin de söylediği gibi burayı aldığımızda tabii ki hijyene, müşteri memnuniyetine çok önem veriyorduk. Aynı önemi devam ettiriyoruz. Bundan dolayı da zaten bir müşteri potansiyelimiz oluştu. Bunu devam ettireceğiz. Yine onlara hizmet edeceğiz bu çerçevede. Buyursun gelsinler. Teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve kaliteli hizmetten dolayı ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni teşekkür ediyorum. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Siz de, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size.